Adem? Ne bu hal? Düştüm. Düştün mü? Düştüm. Sonra da kalkamadım. Adem, iyi misin? Sayın Delege, atölyede çalışmak istiyorsanız bunu bana açıkça söyleyebilirsiniz. İade-i ziyarette bulunmak istedik. Gördüğünüz gibi atölyede alacak çocuk kalmadı. Aa evet, o çocukla. Biliyorsunuz o çocukla ben son derece güvenli ve rahat bir yere götürdüm. Manastıra. Allah'ım çocukları Müslüman çocuklar onlar. Sakin olun. Bu geçici bir durum. Koşullar düzelince onları Halep'teki yetimhaneye götüreceğim. Fakat buraya bunu değil, daha başka bir karar size duyurmak için geldim. Bugünden itibaren bu şehirde dokuma halılarla ilgili her türlü serbest ticaret faaliyeti alınan kararla yasaklanmıştı. Bu ne demek biliyorsunuz? Gümrükten sizin izniniz olmadan mal çıkaramayacağız. Dilediğimiz malı dilediğimiz insana satamayacağız. Beni açıklama zahmetinden kurtardınız. Merci. Bundan sonra satacağınız bütün mallar için bizden izin belgesi almak zorundasınız. Sizin o belgeyi verirken her türlü zorluğu çıkaracağınız gayet açık. Aa yok aziz, bizi çok kötü tanıyorsunuz. Eğer kimseye satamazsanız o mallar biz sizden seve seve alırız. Mallar elinizde kalmaz. Bu atölyede Fransızlara satacak mal yok. Siz bilirsiniz. Bundan sonra son işiniz saray ihalesi. Kazandığınız parayı iyi değerlendirmenizi öneririm. Bonsoir. Bizi buraya getirdiler ama buraya gelen çocukları zorla gavur yapıyorlarmış. Tövbe, ben gavur olmam. Ben de olmam, dilimden ölmem. Sanki Müslümanlığı çok biliyorsun da. Biliyorum tabii oğlum, babam öğretti ya. İslam'ın şartı var 5 tane. Say lan, say o zaman. Sayarım tabii. Hacca gitmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek. Kelime-i şehadet getirmek. Eşhedü enne ilahe illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hoş geldiniz. Konuşmalarınıza kulak misafiri oldum. Burada korkmanıza gerek yok. Ama ne yapalım, korkuyoruz. Bakın, burası da Tanrı'nın evi çocuklar. Siz de misafirimizsiniz. Bizi değiştirmek için mi buraya getirdiler? Hayır çocuğum, sizi değiştirmek için buraya getirmediler. Esahtan mı? Esahtan. Zaten biri bunu istese bile ben yapmam. Papaz amca, biliyor musun? Bizi yetimhaneye gönderecekler. Tanrı'ya dua edin çocuklar. Onun her şeyi değiştirmeye gücü yeter. Hep ediyoruz zaten papaz amca. Ondan başka kimsemiz yok ki. Çocuklar, Tanrı yetimleri özel olarak korur.
Annesi ve babası olmayanların sahibi ve koruyucusu Tanrı'dır. Hem biliyor musunuz? Sizin peygamberiniz de bir yetimdi. Tanrı onu koruduğu gibi sizi de koruyacaktır. Yani Allah babam benim bizi yanına alıp koruyacak mı? Hayır. Sizi koruması için elçiler yollayacak. Ben de onlardan biriyim. Ve burada misafir olduğunuz sürece ben sizi koruyacağım. Size hiç kimse zarar veremeyecek. Peki şimdi bize ne yapacaksın? Ne mi yapacağım? Yemek yapacağım. Kahvaltı hazırlayacağım. Hadi gelin bakalım yanıma. Gelin, 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 gelin. Gel, gel. Toplan, toplan, toplan. Şimdi şöyle önce zeytinyağında çok güzel yumurta kıralım. Yumurtayı kırdıktan sonra zeytinyağının yanında zater yiyelim. Sonra çökelek hazırlayayım ben size. Çökelekleri hazırladıktan sonra katıklı ekmek de yaparız. Bakarsınız ha. Sever misiniz? Tövbe yarabbi. Ne iş var el kadar çocukların orada? Manastıra sabileri koymak ne oluyor? Yok, bu böyle olmayacak. Basalım manastırı, alalım çocukları. Doğru söylüyor. Allah gidin basalım. Çocuklar ya. Hepsi Müslüman çocuklar. Kafir yapacaklar çocukları ya. Şehit çocuğu. Sakin olun. Hiçbir yeri basmayacağız. Ne yapacağız? Orada mı bırakacağız çocukları beyim? Hayır. Ama Pierre'in oyununa da gelmeyeceğiz. Şehirde karışıklık olsun istiyor. Ona istediğini vermeyeceğiz. Endişe etmeyin. Papaz Efendi'yi tanırım. Bu toprağın insanıdır. Yıllardır barışı tesis etmek için elinden gelen her şeyi yaptı. Pierre'in maşası olmayacaktır. E bırakacağız mı şimdi sabileri? Hem de manastırda. Böyle elimiz kolumuz bağlı mı duracağız? Belki de şimdilik orada kalmaları daha iyi. Kimse bir şey yapmayacak. Duracaksınız. Bu meseleyi ben halledeceğim. Papaz nerede? Beyim, İngilizlere satılacak olanlar ne olacak? Satacağız. E bu kefere yasak diyor ya beyim. Sen bizim onun yasaklarını ne zaman dinlediğimizi gördün? İzin verse de vermese de satacağız. Eyvallah beyim. İşim var. Atölyesi emanet. Aziz. Nereye gidiyorsun? Çocukların yanına. Çocuklar. Tek derdimiz de çocuklardı çünkü değil mi? Adem senin neyin var? Neyin mi var? Adam ticareti yasakladığında sen hala halların izleri saklıktan bahsediyorsun. Adem biz zaten Fransızlara rağmen iş yapıyorduk. Sen şimdi neyin gerginliğini çıkarıyorsun? Senin uğruna babamı kazıkladığım içindir belki. Adem ne diyorsun sen? Diyorum ki, hani benim sayemde ihaleyi kazandın ya. Şimdi halları İngilizlere satmaya çalışarak ihaleyi zora sokuyorsun. Her şey boşa gidecek, yine ortada ben kalmış olacağım. Hiçbir şey boşa gitmeyecek. Halları dokuyacağız. İhaleyi de söz verdiğimiz tarihe yetiştireceğiz. Sen şimdi biraz yorgunsun. Belli ki gerginsin de dinlen biraz. Ben döndüğümde konuşuruz. Ben her şeyi halledeceğim, tamam mı?